Türkiye'nin aktif bir şekilde DAEŞ teröristlerini desteklediği çok iyi biliniyor. Türkiye tek taraflı olarak Ermenistan sınırını kapattı ve uluslararası camianın bu yöndeki bütün çabalarını engelledi. Özellikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme çabalarını engelledi. Şu an itibariyle Türkiye askeri birliklerini iki komşu ülkeye yollamış durumda. Sorum şu. Of relations with bu durumda Türkiye komşularıyla nasıl ilişkilerini geliştirecektir? Bizim yurtta sulh, cihanda sulh anlayışımız bu Atatürk'ün Cumhuriyet'e kurarken ortaya koyduğu bir ilkedir. Aynı şekilde komşularla en iyi ilişkileri sürdürme, sorunsuz bir şekilde devam ettirme anlayışımız devam ediyor. Şimdi sizin iddialarınıza gelince değişik görüşler içinde olabiliriz. Farklı, siz Ermenistan'dansınız, ben de Türk'üm. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarında da gördüm. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler kararnamesinde, Avrupa Konseyi kararnamesinde, size üye olduğunuz tüm kararnamelerde, AGİT'te, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Ben mi işgal ettim? Karabağ'ı ben mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz. Buradan niye çekilmiyorsunuz? Biz size önerilerde de bulunduk. Buradan çekilirseniz sizinle sınırlarımızı açarız dedik. Siz dediniz ki Azerbaycan'ı niye şart koyuyorsunuz? Biz de size dedik ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Biz bir milletiz, iki devletiz. Azerbaycan'ın meseleleri bizim meselemizdir. Peki dürüstlükten bahsediyorsunuz. Bugüne kadar sözde soykırım yalanını her zaman gündeme getiriyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan, o günkü devlet başkanınıza bir mektup yazdı. Meclisimizde iki parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti. Ey Ermenistan, siz bu iddialarda bulunuyorsunuz. O zaman gelin ortak bir komisyon kuralım. Bu komisyona sizin ve bizim bilim adamlarımız katılsın. Arşivlerimizi açalım. Siz de açın, biz de açalım. Ama iki ülke yetmez. Rusya'nın da bilim adamları gelsin, ABD'nin de bilim adamları gelsin, İngiltere'nin bilim adamları gelsin, onlar da arşivlerini açsın. Bilim adamları bunu çalışsın. Sonuç ne çıkarsa çıksın, biz bunu kabul etmeyi taahhüt ediyoruz dedi. Siz ne dediniz? Hayır. Niye? Çünkü siz yalanı tercih ediyorsunuz. Kendinize güveniniz yok. Madem bilimsel bir çalışmaya inanmıyorsunuz, yalanı tercih ediyorsunuz. O yüzden biraz dürüst olalım. Biraz önceki söylediğinin suçlamaların hepsini de reddediyorum. Tipik bir maalesef dürüstlüğe sığmayan yaklaşımın bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim tüm bu konulardaki politikalarımız, tutumlarımız da son derece nettir. Suriye'deki askerlerimiz DAEŞ'i temizliyor. Yerel güçlerle beraber Irak sınırındaki askerlerimiz de aynı şekilde sınırda bekliyor. PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri ülkemize destek vermesin. Yakaladığımız, öldürdüğümüz PKK teröristlerinin içinde Ermeniler de var. Bunu da bilgine sunmak isterim. Teşekkür ediyorum.